Evet, bugün Batak oyununu bitireceğiz. Ee, daha çok oyuncular üzerine odaklanacağız. Ee, dummy Computer Player'dan bahsetmiştik. Ee, rastgele e, oyun oynuyordu. Rastgele oyun oynamasının detaylarına şimdi bakacağız. Ee, play Random'ı tıkladığımız zaman oyuncuda e, rastgele bir oyun oynamasını istiyoruz. Temel olarak ne yapması lazım? Rastgele bir kartı atması lazım. Ee, hatırlarsak bir kere e, oyun oynamayan metot ki kendisi play, play karttı. Bir kart döndürmesi gerekiyordu. Bu durumda play random'ın da bir kart döndürmesi gerekiyor. Play random'ın kart döndürmesi için önce rastgele bir kart numarası atıyoruz. Random next int ile. Elimizde kaç kart olduğunu nereden biliyoruz? Hand e, hatırlarsak oyuncunun elindeki kartları gösteren e, yapıydı. Hand'in size'ı kadar yani elimizde kaç kart varsa o kadarlık bir sayı grubundan rastgele sayı atıyoruz. 5 kartımız varsa 0'dan 5'e kadar 5 hariç. Fakat her kart atılabilir değil o anda. Atılabilir kart bulana kadar check kartla kontrol yapıyoruz. Dolayısıyla Rastgele bir kart deniyor. Bu olmazsa rastgele başka bir kart deniyor. Başka bir kart denemiyor tabii. Başka bir kart, başka bir kart. Ee, sonuçta belli bir süre sonra doğru bir kart atıyor. Yani hiç kart atamama gibi bir opsiyonumuz olmayacağı için bu while döngüsünden çıkacak. Ve en sonda da elimizdeki o indeksli kartı döndürüyor olacak. Kart kontrolüne gelelim. Şimdi kart kontrolünde bu kart bu aşamada atılabilir mi? Onu kontrol etmesi lazım. Şimdi ona bakıyoruz. Check kart. Burası kritik en e, belki de karmaşık kodlardan bir tanesi burası. Aslında çok karmaşık değil ama bir sürü durum var. Şimdi bir kart atıldı. Bu kart doğru mu, değil mi? Nasıl anlayacağız? Bir kere önce ilk oyuncu olup olmadığımıza bakacağız. İlk oyuncu isek ve eğer daha önce maçı atıldıysa ne atarsak atalım kart doğrudur. Çünkü daha önce maça atıldıysa maça atabiliriz. Zaten herhangi bir kartta atabileceğimiz için maçanın dışındaki kartlardan. Dolayısıyla istediğimiz bu attığımız kart kesinlikle doğrudur. Eğer daha önce maça atılmadıysa o zaman attığımız kartın maçı olup olmadığına bakacağız. Attığımız kart maça ise attığımız kart doğru olamaz. O zaman ne yapmamız lazım? Maça olmayan bir kart e, atmamız lazım. Buradaki tek istisna içinde bulundurmadığımız istisna burada belki de unuttuğumuz tek istisna şu. Elimizde sadece maça kalırsa ve henüz maçı atılmadıysa maç atmak zorundayız. Bu durum burada yapılmamış, kodlanmamış. Çok istisnai bir durum. Öyle bir durumda program olduğu yerde kalacak. Onu da belki kodlamamız lazım. Ama dediğim gibi o çok istisnai bir durum. Daha önce hiç maça atılmamış olması lazım ve bizim elimizde de sadece maça kalması lazım. Neredeyse hiçbir zaman olmayan bir durum. Ee, şimdi bu birinci oyuncu için geçerli. Eğer birinci oyuncu değilsek, o zaman en kritik olan şey aslında attığımız kartın suiti'nin follow suite eşit olması lazım. İlk atılan suit neyse işte sinekse, karoysa, kupaysa, bizim de sinek, karo, kupa atmamız lazım. Eğer buna eşitse, At, atılan kart sinek, biz de sinek attık. O zaman no problem, true döndürüyor. Sinekse sinek attıysak sıkıntı yok. Peki sinekse sinek atmadıysak? ha Bu durumda, bu da else geliyor. Sinekse sinek atmadıysak ee, bakmamız lazım. Şimdi eğer bizim elimizde sinek yoksa, sinek yoksa, ee, pardon sinek varsa e, o zaman sinek atmamız gerektiği için false döndürüz yani atılan kart yanlış yani bu şu anlama geliyor birinci oyuncu değiliz atılan kart sinek ve bizde sinek var o zaman yanlış yaptık demektir atılan kart sinek biz sinek atmadık ve burası ve bizde de sinek yok ha, o zaman attığımız karta bakacağız. Eğer elimizde maça varsa maça atmak zorundayız. Yani örneğin sinek atıldı bizde e, sinek yok e, kupa var ve maça var kupa atamayız. Mecburen maça atmamız gerekiyor. Dolayısıyla elimizde sinek yok ama maça varsa bu durumda maça atmamız gerekiyor. E, atmadıysak da yanlış yapmış oluyoruz. Sinek atıldı elimizde de maça yok. O zaman herhangi bir kart atabiliriz. Ee, o zaman da true döndürüyor. Dolayısıyla bir sürü case var. Bu case'lerin hepsine tek tek kontrol etmek gerekiyor. Bir daha hızlıca tekrar edersek ilk oyuncuysak e, ve ilk oyuncuysak kritik olan şey aslında maçı atılıp atılmadı. Maçı atılmadıysa o zaman maçı atamayız. Orası kritik. Burada return false diyoruz. Diğer durumlarda dikkat ederseniz return true. İlk oyuncu değilsek e, genelde o suiti follow etmemiz gerekiyor. Follow etmediysek de bu durumda da ya yamaça atmamız gerektiği için follow etmemiş olmamız lazım. E, ya da maça olmadığı için follow edemiyoruz. Ettiğimiz o, o karttan da yok. O durumlarda turu döndürüyoruz. Burada e, turu, burada turu ve dikkat ederseniz başka bir yerde turu yok. Okey. Dolayısıyla kart kontrolü bu şekilde. E, gelelim. Ee, puan meselesine puan meselesini de aslında buraya gelmişken e, anlatalım. Böylece player'ı da bitirmiş oluruz. Puan nasıl hesaplanıyor? Puan şöyle hesaplanıyor. Bir bidimiz sıfır olabilir. Eğer sıfır bid ettiysek ve sıfır el aldıysak burası egzantrik bir durum. 100 puan alıyoruz. Sıfır el alacağız dediysek ama sıfır el alamadıysak da bu sefer eksi 100 puan alıyoruz. Baya aslında pis bir durum. Sıfır demediysek o zaman kritik nokta şu. Sıfır demediysek sıfır e, o kaç dediysek diyelim 5 dedik. 5 ve üstü alırsak pozitif puan alıyoruz. Nasıl oluyor? 5 dediysek 50'yi cebe atıyoruz. Kalanları da yan puan olarak yanına koyuyoruz. Mesela 7 aldıysak 5 dediysek 50 puan artı 2 puan alıyoruz. Dolayısıyla 52'yi buradan görüyoruz. Tutturamazsak da eksi söylediğimiz kadar puan alıyoruz. Yani 4 söylediysek eksi 40 alıyoruz. Yani tricks bitten küçük olduysa. Hesaplanan current point point'e ekleniyor ve ekrana da bu puan yazılıyor. Okey. Dolayısıyla player da böyle bitirmiş olduk. Şimdi gelelim o zaman en karmaşık olan average computer player'a. Şimdi average computer player da Hatırlarsak bit ve oynamaya bakacağız. Şimdi bitte neye bakacağız? Bitte önce kazanan kart sayısını bilmemiz lazım. Onun için el sınıfının içindeki winning kartları saymamız lazım. Şimdi winning kartlar kimler? Burada basit bir şey yapıyoruz. As ve papazlar winning karttır diyoruz. Kızı winning kart olarak almıyoruz. Bu biraz tabii safe bir oyun şeyi kız da olabilir ama kızı el, el alabilmesi için hiçbir oyuncuda 2 iki kart olmaması lazım veya bir. Dolayısıyla burada bir safe yapıyoruz. Duruma göre bunu 12 yaparak biraz daha atılgan bir average computer player yapılabilir. Ee, short suit count'a bakalım. Short suit count'ta hatırlarsak bu da gene hand'de olan bir şey. Eğer bir suitten bir veya daha az kartımız varsa ona short suit diyoruz. Dolayısıyla mesela bir club'ımız varsa count'u bir arttırıyoruz. Bir diamond'ımız varsa count'u bir arttırıyoruz. Bir heart'ımız varsa count'u bir arttırıyoruz. Tabii normal şartlar altında bunlardan %99 ihtimalle bir tanesi sadece birden az kart olabilir. Çok nadir durumlarda birden fazlası, birden az olabilir. O durumda count bir oluyor. Ama burada kritik nokta şu klubumuz bir tane olabilir ama spade'imiz olmazsa gene el alamayız. Dolayısıyla spade sayımıza bakıyoruz. Spade sayımızdan spade sayımız eğer count'tan küçükse ki bu çok düşük bir ihtimal ama onu da göz önünde bulundurmuşuz. O zaman count eksi count kadar oluyor. Short suit count. Normal şartlar altında işte kaç tane varsa short suit onun değerini ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Dolayısıyla işte club'lardan short'umuz varsa bir puan Diamondlardan shortumuz varsa bir puan gibi düşünebiliyoruz. Bu biraz tabii safe bir bit. Biraz daha uh, bit yapmak için uh, winning kartlar işte kızı da bunun içine katabiliriz. Veya uh, spade'leri de hiç katmadık. Spade'leri sadece short suit için kazdık. Orada da gene aslında tabii ki uh, aslar uh, spade'ler için falan da winning kartlar var dikkat ederseniz. Ama uh, diğerleri için onları içinde dahil etmedik. Şimdi gelelim e, şeye. Average computer player ne yapıyor oyun olarak. Şimdi burada biraz standart bir batak oyuncusunu simüle etmeye çalıştık. Basit bir oyuncu ama çok da basit değil. Şimdi temel olarak önce e, iki tane stratejisi var. Bir ilk oyuncu olabilir oynayan kişi. İki follow eden kişi olabilir. İkisi için farklı strateji geliştirmek lazım. Şimdi önce birinciyle başlayalım. İlk oyuncuysak, kart atacaksak ne yapabiliriz? Yani birincisi, önce bir winner kart bakarız. Yani gerçekten elimizde kazanacak bir kart var mı? Örneğin, tabii bu maçaların dışında çünkü henüz maça oynanmadığını düşünüyoruz çoğu durumda. İşte clublardan bir winner kart var mı? Diamondlardan bir winner kart var mı? Hartlardan bir winner kart var mı? Bu üç... E, tip için winner kart var mı diye ona bakacağız. Şimdi winner kart var mı ne demek? O da bir önemli tabii. Winner kart var mı'ya baktığımız zaman burada kritik olan nokta şu. Biz normalde as winner kart ama papaz da winner kart olabilir. Ba kız da winner kart olabilir bazen. Bazen vale de winner kart olabilir. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki e, önce bizim elimizde bu suit Dayan hangi kartlar var ona bakacağız. Yani mesela kupa ise elimizde hangi kupa, kupa kartları neler onu buluyoruz. Bunun için get cards for suite diye bir metodumuz var. Bu bize o suitteki kartların hepsini tek tek inceleyip dönüyor. Bunları aldık diyelim bütün kupa kartlarını burada elimizde. Şu anda kupa kartlarına bakıyoruz. Sonra bu kupa kartların içindeki en büyük karta bakıyoruz. Yani kupaların en büyük kim? Vale. Kupaların en büyük kim? Az. Kupaların en büyük kim? Kız gibi. En büyüğüne odaklanıyoruz. Diğerleri zaten en büyük kazanandır. Diğerleri zaten hemen kazanan olamazlar. Tamam. Elimizde bir as bir papaz varsa ikisi de kazanan karttır ama as öncelikli olarak kazanan karttır. Dolayısıyla o kart olası bir kazanan kart oluyor. Sonra o olası kazanan kartı gerçekten kazanan kart mı diye kontrol ediyoruz. Onun için tabii ki neye ihtiyacımız var? öbür kartlar oynandı mıya ihtiyacımız var. Öbür kartların oynanıp oynanmadığını takip edemezsek o zaman ee, anlayamayız. Şimdi öncelikli olarak bu is card winner for suit standart oyuncu ne yapar? Elinde as varsa zaten kafadan o kazanan kart. Dolayısıyla burada birse o kazanan kart olduğunu return olarak true diyoruz. Ondan sonra eğer ee, bu kart ee, en büyüğü oynanmadıysa yani as örneğin oynanmadıysa o zaman kazanan kart olamaz bizim kartımız. Çünkü by definition e, as oynanmadıysa biz ne atarsa katalım üstüne asla gelip kapatabilir. Sonra e, as dışında. Şimdi burada diyeceksiniz ki as'ı niye buraya koyduk? Çünkü as'ın özel bir hali var. As'ın renki bir. O yüzden burada if özel durum. Ondan sonra 13'ten geriye doğru her karta bakıyoruz. Bu kart oynandı mı oynanmadı mı? Oynandı mı oynanmadı mı? Dolayısıyla şöyle bir durum var. Eğer bizim elimizde as varsa kazanan kart. Papaz varsa as çıkmadıysa gene bizimki kazanan kart. Kız var. As çıkmadı. 13'te de 13 çıkmadı. O zaman kazanan kart değil. Bizim kartımız best kartımızın renkine kadar bir kontrol yapıyoruz dikkat ederseniz. Dolayısıyla bizim kartımız papazsa bu döngünün içine hiç girmiyor zaten return true dönüyor. Ama bizim papaz, bizim renkimiz kıssa o zaman best card get rank 12 olacağı için 13 yani papazı kontrol ediyor. Burada kontrolün tersten olduğuna dikkat edin. 13'ten başlayarak kontrol gerçekleştiriyor. Sonuç olarak Hafızada da tutuyoruz. Kartları. E, bunları nasıl hafıza tutuyoruz? Ona geleceğiz. Kart Play Array ile tutuyoruz. E, sonra da bakıyoruz. O oynandı mı? Oynandı mı? Oynandı mı? Oynandı mı? Oynanmadıysa onlar oynandıysa o zaman bizimki kazanan kart oluyor ve onu oynuyoruz. Okey. Winner Kart. Şimdi geri geliyoruz. Nereye geri geliyoruz? Ee, i̇lk oyuncu burada Play Kart'ta gelmiştik. İşte klaplarda kazanan kart mı diye baktık. Kazanan kartsa. O zaman kazanan kart olarak döndürüyor bunu ve biz onu oynuyoruz. Club'lar için bunu kontrol ediyoruz. Diamond'lar için bunu kontrol ediyoruz. Heart'lar için bunu kontrol ediyoruz. Kazanan bir kartımız yok. E bu durumda ne yapacağız? Rastgele bir kart oynayacağız. O zaman play random oynuyoruz. Kazanan bir kartımız yoksa rastgele bir kart oynuyoruz. Burada tabii stratejiler daha karmaşık stratejiler olabilir ama bu bir average player. Dolayısıyla kazanan bir şey yoksa rastgele oynuyoruz. Geliyoruz ıı, Tabi kazanamayan bir kız da oynayabilir burada. Biraz öyle bir tehlike de var doğal olarak. İlk oyuncu değilsek. ilk oyuncu değilsek o zaman geliyoruz. Follow suit önemli bizim için. Adam sinek attı. Bizim bir kere sinek atmamız lazım. Tercihen de varsa adam sinek attı. Randomly. Ve bizde de kazanan bir kart var. O zaman sineğin kazananını atmamız lazım. Dolayısıyla bakıyoruz. Öncelikli olarak iki durum olabilir. Follow suit'ten kartımız var mı? Eğer follow Suit'ten kartımız varsa yoksa bu if'e giriyoruz. Varsa da buraya giriyoruz. Şimdi bu durumda ilk önce şunu düşünelim. Atılan kart sinek. Bizde de sinek yok. O zaman işte zamanı geldi. Spade kartları kullanacağız. Yani kozlarımızı, maçalarımız. O yüzden burada spade kartları almıştık. Spade kartlarımızı alıyoruz. Bakıyoruz. Spade kartlarımız boşsa yapacak bir şey yok. O zaman random oynuyoruz. Çünkü adam sinek atmış. Bizde de e, maça da yok. Rastgele bir oynuyoruz. Burada da gene daha akıllıca bir şey yapılabilir. Ne yapılabilir? Oynanacak kartların en küçüğü oynanabilir. Veya bir, bir alan küçültülebilir. Bu tarz taktikler var ama onlara girmedik. Dediğim gibi average bir oyuncu. Sonra e, sweet kartlar diyelim e, boş ama maçamız var. Ha, o zaman maçanın en büyüğünü oynuyoruz. Dikkat. Dolayısıyla maçanın en büyüğünü oynuyoruz ki eli alabilelim. Ha, burada da gene diyeceksiniz ki maçalarda belki öbür adam da maça atacak ama yani bu biraz risk tabii. Yani buraya artık strateji e, bakmamız lazım. Atabilir de atmayabilir de. Peki geliyoruz. Follow e, suit yapacaksak. Follow suit yapacaksak da o zaman e, en büyük kartımıza bakıyoruz. En büyük kartımız winner bir kartsa onu oynuyoruz. Değilse alta giriyoruz. Yani e, sıfırıncı oynuyoruz. Burada da gene şöyle bir taktik yapılabilir. En küçük kart yerine belki onu yenen Yani bir kartımız var. Yeterince yenemiyor ama onu yenebiliyor. Bu üç kartımız var. Belki onu kullanabiliriz ama dediğim gibi muhtemelen burada en küçük kartı oynamak fena bir strateji olmayacak. Dolayısıyla play card'ın stratejileri bunlar. Şimdi gelelim ee, hafıza meselesine. Burada da aslında bahsetmedik ama oyuncunun önceki atılan kartları takip etmesi için play for turn diye bir şeyimiz var. Play for turn oynanmış kartları tutmak için yapılıyor. Yani diğer adamlar hangi kartları oynadı? Play for turn onun için. Hatırlarsak kart play metoduyla ne yapıyorduk? Diğer oyuncuların oynadığı kartları buraya mesaj olarak atıyorduk. İşte burada o mesajı alıyoruz, sonra da kart for turne bunu ekliyoruz. Şimdi ee, eğer e, burada önemli olan nokta şu: son kart, son kart eğer e, dördüncü kartsa o zaman kartlar oynandı diyoruz ve clear ediyoruz. Şimdi bu neden böyle? Çünkü ee, o e, oynanan o anda atılan 4 kartın içindeki kartlar o anda oynanmış saymamamız lazım hafızaya bakmak için e, öbür öncesinde oynanan kartlara bakmamız lazım dolayısıyla burada hemen onları eklemiyoruz kartsplayt'te turu yapmıyoruz 4'ü de bitince onlar oynamış gibi o e, dağıtılan el bitmiş gibi onu yapıyoruz Okey. Bu kısımda böyle. Average Computer Player'da. Ee, evet. Geriye çok bir şey kalmadı. Hand'de e, sort cards vardı. Onu bakabiliriz. Aslında onu da anlatmıştık. Kartları elimizdeki kartların hepsini, bir eldeki kartların hepsini dummy bir sortla karşılaştırarak sıralıyoruz demiştik. Ee, winning kartları e, saymayı da göstermiştik. Sweet count'u da gösterdik. Bu şekilde aslında oyunu tamamlamış olduk. Şimdi oyunu bir kez çalıştırarak e, davranışı e, görebiliriz. Aslında bunu yapmıştık. Bir daha yapalım. Şimdi oyuna başladığımız zaman oyuncumuzun kendi adımızı koyuyoruz. Olcay. Sonra da bu sefer en son oyuncu olarak oynayalım. 3 Şimdi e, player 3 yüksek bir el alır dedi. Biz kaç el alabiliriz? Sineklerden bir e, asımız var. Kupalardan bir kız bir şeyimiz var. Birkaç tane de maçamız var. Biz 3 diyerek başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi karo 5, karo 2 ve karo as atılmış. Evet karo 5, karo 2. Birinci oyuncu karo 5 atmış. Neden karo 5 attı? Çünkü elinde kazanan bir kart yok. Bakın hiç elinde as yok. Maçası var ama maça atmaması lazım. Çünkü maça daha atılmamış. Dolayısıyla rastgele bir kart attı, karo 5 attı. Bu karo 5 attığında ikinci oyuncu karo ası olmadığı için gidip karo kuzu atmadı. Gitti karo ikiye attı. Üçüncü oyuncu ise elinde karo as olduğu için karo ası attı. Şimdi biz ne yapacağız? Biz tabii ki ee, düşük karo girerek sıfırıncı kartla oyunu devam ettireceğiz. Kim kazandı? Üçüncü oyuncu kazandı. Devam. Şimdi üçüncü oyuncu ne attı? Karo papaz attı. Neden karo papaz attı? Çünkü karo as Biraz önce kazanan kart kazandı şimdi karo papaz kazanan kart. Dolayısıyla karo papaz attı. Bizim çok yapabileceğimiz bir şey yok. Sıfırıncı kartı atıyoruz. Buna karşılık ee, birinci oyuncu karo 7 atıyor. ikinci oyuncu da karo 4 atıyor. Kazanan kartları olmadığı için. Bunun arkasından Average Computer 3 hemen kupa ası attı. Neden? Average Computer 3'ün bir de kupa ası kazanan kartı var. Kupa ası çaktı. Bizim kupa asa karşı atacağımız kupa 4 var. 0, 1, 2, 3, 4. kart. Ee, onu atıyoruz. Ee, ve e, herkes birinci oyuncu kupa 3'e atıyor. ikinci oyuncu da kupa 2'ye atarak e, average computer 3'e veriyorlar. Average computer 3'ün artık kazanacak bir kartı yok. Sinek papazı kazanacak değil. O yüzden random atıyor. Kupa 7'yi çaktı. Biz kupa 7'ye karşı artık kupa papazla el alabiliriz. Dolayısıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5, bir dakika 3. 6. kartı atarak kupa papazı attık ve kazanan biz olduk. Şimdi el bize geçti. Diğer oyuncuların kartlarını görmüyormuş gibi yapalım. Ee, sinek atabiliriz. Sinek kazanan kartımız var. 3'ü attık ve e, gene biz kazandık. Neler attılar? Sinek 6, sinek 7, sinek 3 attılar. Şu anda e, kupa kızımız kazanan bir kart olabilir. 0 1 2 3 4. Çünkü atarlarsa kupa papaz ve kupa as çıkmıştı. 4. oyuncuyu atıyoruz ve hata çıkıyor. Evet ilk defa buna karşılaştık. <laughs> evet neymiş? Bakıyoruz. Ee, winner Card for Suite'de e, hata var. Evet. Burada şeyi kontrol etmeyi unutmuşuz. Ee, suite cards'ın size'ı Sıfırsa null döndüreceğiz. Bunu ekleyelim hemen. Büyü oldu. Sweet cards size sıfırsa o zaman return null diyeceğiz. Evet bir daha çalıştıralım. Okey. Olcay. Üçüncü oyuncu olarak girdik. Tabii kartlar tamamen değişti. Bizim elimizde şu anda kazanan kart olarak sinek var. Kupamız bir ta, aa, kupamız var. Bir tek maçasımız var. Bir diyelim kazanalım. Şimdi Karo Asla girdi Average Computer Player bir oyuna. Onun arkasından Karo 4 atıldı. Karo 6 ile Average Computer Player 2 karşılık verdi. Biz Karo 2 atarak Average Computer Player'a bıraktık. O e, kazanan kartı olmadığı için sinek 6 attı. Sinek asla Evoci Computer 2 aldı. Sinek 4 oynadı. Biz ne yapacağız? Sinek atacağız. As, asımız olmadığı için 2 numaralı kartı atarak ilerliyoruz. Evoci ee, Computer 2 gene kazandı. 4 attı kupa 4. Evoci Computer 3 asını attı e, kazanan olduğu için. Biz kupa atacağız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı kartı atıyoruz. Ve e, computer 3 kazanıyor. Average computer 3 hemen karo, karo e, papazını çıkıyor. Çünkü karo papazı kazanan bir kart. Karo papaza karşı bizim yapabileceğimiz e, küçük girmek. Yani sıfıra gireriz. Ve average computer 3 kazanıyor. Bu sefer kazanacak bir şey kalmadı için kupa 2 çaktı. Biz mecburen ya kupa 8 kupa 9 çakacağız. 0-1-2-3-4-5-6 numaralı kartı oynuyoruz. Average Computer 1 8 ile bu sefer ilginç bir şekilde oyunu kazandı pardon maça attı çünkü kupası kalmamıştı bakın kupası yoktu kupası olmadığı için ilk papaz, ilk maçayı çaktı maça 7 ile diğerleri takip etti ve Computer 1 kazandı Computer 1 kazanınca ilk maça çıkıldığı için maça 6 attı artık random atabilir Herkes takip etti. Kazanan olmadığı için maça 4 ve maça 5 attı. Evet. Biz maçı asımızla bu eli alırız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oynayarak kazandık. Fakat da bir elimizde maça kalmadı. Ee, sinek oynanmış mıydı? Oynanmıştı az. Dolayısıyla sineğe gireriz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi kartı oynayarak oynarız. Fakat ne yazık ki sinek bittiği için e, maça çıktılar kim çıktı? 3 ikinci oyuncu maça çıktı. Üçüncü oyuncu da maça çıktı. ve ikinci oyuncu kazandı. ikinci oyuncu karo attı. öbürü maça çıktı mecburen. Biz de karo atmak zorundayız. O yüzden sıfırı atıyoruz. Kompüter 3 kazanıyor. E, Kompüter 3 maça 9 çıktı. Bizde zaten maça yok. Küçük bir alttan girelim sıfırdan. Evet Kompüter 3 kazandı. Kupa 3 attı. Biz kupa 9'a girebiliriz. 3 numaralı. Ama kompütür 1 e, gene maça atarak kazandı. Kompütür 1 sinek 9 attı. Maça e, biz gene 0'ıncı e, kartı atalım. Karo 9 çıktı. Eörj kompütür 2 kazandı. Kupa artık maça burada kalmadığı için o kazandı. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. 0'ı çakalım. Ve e, şans eseri bu eli de biz alıyoruz. Evet. Evet, evet bu şekilde de skorlar belli oldu. Bir sonrakine e, geçmiş olduk. Okey. Bu kadar. Böylece batağı bitirmiş olduk.